AK Parti Kocaeli Teşkilatlarının son ilçe danışma meclisi toplantısı, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. Toplantıya Karamürsel İlçe Teşkilatı üyeleri başta olmak üzere pek çok partili de ilgi gösterdi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından ilçe danışma meclisi toplantılarını gerçekleştirmeye başlayan AK Parti Kocaeli Teşkilatlarında son ilçe toplantısı yapıldı. Olmazdı. 10 Haziran'da İzmit İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi toplantısı ile başlayan danışma meclisi toplantıları Karamürsel İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi toplantısı ile sona erdi. Altınkemer Konferans Salonu'nda AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Mecit Erdoğan ev sahipliğinde gerçekleşen 108. İlçe Danışma Meclisi toplantısına pek çok isim katıldı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan isim AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Mecit Erdoğan şu açıklamalarda bulundu. Bildiğiniz üzere hassas bir dönemlerden geçiyoruz. Hakikaten Allah ümmete, milletimize, liderimize kolaylıklar versin. Böyle bir dönemde liderimiz yanında olmanın gerçekten mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah hep beraber birlik beraberlik içerisinde daha da gücümüze güç katarak yolumuza devam edeceğiz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın danışma meclisi toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi. Bu hiç kimsenin kutsalına saldırma hakkı yok. Böyle bir şey yok. Bunun adı özgürlük olamaz. Şahs Hepto dergisi zamanında peygamberimize türlü hakaretler ederken susuyorlardı. Bunu bir özgürlük, eleştiri hakkı gibi tanımlıyorlardı. Ama dünyanın gözleri önünde katliamlar yapılırken, bütün kutsal değerlere saldırılar yapılırken hepsi susuyor. Bunların tamamının en güzel şiirsel ifadesini Akif söylemiş. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar diyor ya, bunlar gerçekten medeniyetleri tek dişi kalmış canavar. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus'ta bir konuşma gerçekleştirdi. Sadece iş meselelerinde değil, dünyada daha saygı, daha itibarlı ve daha güçlü bir Türkiye'yi hep beraber inşa ettik. Ve bu sürece kararlılıkla da devam ettiriyoruz. Dünya mazlumlarının yegane umudu ve sığınağı olduğumuzu biliyoruz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Vefatından hemen önce Bosna'yı reisimize emanet eden rahmetli Ali Ezzetkoviç'in dediği gibi tabuta konmuş da olsa toprağa gömülmediği sürece Türkler tek güvencemizdir. Evet, Bosna'nın tek güvencesi, Kosova'nın tek güvencesi, Azerbaycan'ın tek güvencesi, Gazze'nin tek güvencesi ve umudu biziz.